Orta çağda yarardan çok zarar amaçlı yapılan büyüyle bağlantılı her hareket, özellikle de kadınların yaptığı büyücülük olarak kabul edilirdi. Orta çağın başında büyücülük ak büyü, yani yararlı ve şifa ile ilgili olanlar ve kara büyü, yani lanetler, haksız kazançlar için büyünün kötüye kullanımı olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Büyü, bakı, ölü bakısı, simya, otacılık ve hatta temelinde orta çağ toplumunun önemli bir parçasını oluşturan köklü pagan geleneklerini ve törenlerini de içine almıştır. 15. yüzyılın sonunda büyücülüğün kökünü kazıma çabaları, mantıksız cadı avlarıyla ve büyüyle uğraşan herkese zulüm edilmesiyle sonuçlandı. Zulümler 16. yüzyılın sonunda en yüksek seviyesine ulaştı. Yüzlerce insan cadı avlarının öfkesine kurban gitti. Engizisyon'un yanında halk arasında büyücülükle ilgili birçok batıl inanç ve yarı gerçek yayıldı. Ancak çok azı gerçeklere dayanıyordu. Bu süre zarfında birçok kişi hüküm giyse de sapkınlık ve büyücülükle suçlanan kişilerin çoğu sağ salim dışarı çıktı. Tam aksine cezalandırılanlar, paragöz amaçlarla bu kişileri ihbar edenler ve suçlamaları yalan olduğu kanıtlanan kişilerdi. İnsanlar adet haline getirilmiş cadı yakmalarından daha çok linç gruplarından ve kendini kanun olarak gören bağnazlardan zarar gördüler. Orta çağda simya ve fizik, uygulamalı astronomi olarak kabul edilen astroloji ile doğrudan ilişkilendirilirdi. İlk çağlardan beri kaderin göklerden yayıldığı yıldızlar, gezegenler ve takım yıldızlarıyla insanoğluna işaretler gösteren ilahi bir iradenin ifadesi olduğu düşünülmüştür. Araplar ve antik Yunanlar yıldız ve takım yıldız çizelgeleri, şemalar, kataloglar ve ayrıca yön bulmak için takvimler yaptılar. Gök cisimlerinin hareketliliği, politik meseleler, savaş veya evlilik gibi konular üzerine etkiliydi. Tıbbi tedavi, yiyecek hazırlama veya tarımsal işler bile gök mekaniği ile ilişkilendirilirdi. Takım yıldızlarından yola çıkarak her insanın hayatı boyunca sağlık durumunu, kariyerini ve sosyal ilişkilerini belirleyen bir burcu vardı. Astrologlar çalışırken gökyüzünü hatasız gözlemleyebilmelerini sağlayan usturlap, sekstant, açı ölçer, güneş saati ve farklı birçok cihaz kullanırdı. Günümüzün aksine astroloji son derece muteber ve saygı gören bir bilim dalıydı.